Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Geometrik yorumda soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 tane tamamlamıştık biliyorsunuz. 50 soru çözmüştük. Şimdi geldik son 7 soruya. Bu 7 soruyla geometrik yorumla ilgili soru çözümünü tamamlıyoruz. Ve bir sonraki konu olan artan azalan fonksiyon ve ekstremumla ilgili soru çözümlerimize devam edeceğiz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden 51. soruyla çözümlerimize başlayalım. Şimdi 51. sorumuzda bize diyor ki şunu önce bir yakınlaştıralım bakalım bir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci derecen bir f polinom fonksiyonu yani bu arkadaştan bahsediyor. Grafiğinin belli bir bölümü aşağıda verilmiştir. Burası orijin. A ve C noktaları sırasıyla x, y eksenleri üzerindedir. O zaman bizim x eksenimiz burası, y eksenimiz de burası diye düşünebiliriz. Şimdi A, kaç vermiş? 4 vermiş. O zaman burası 4 olsun. 3 tane BD D eşittir C'de. O zaman buraya K dersek burası 3K yapacak. Yani buraya k dersek burası 3k yapacak ama bu bir kareydi. O zaman burası kaça kaçtır? 3'e 1'dir. Şimdi bunları tamamladıktan sonra şurası 3, 1. G karesel bölgenin ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezi ise şöyle birleştirdiğimizde değil mi? Tam bu şekilde olacak. O zaman burası bunun orta noktası. Yani şuradan birleştirseniz burası da 2, burası da 2. Şimdi benim fonksiyonumla ilgili ben ne söyleyebilirim? fonksiyonum sadece orijinden geçiyor diyebilirim. Başka bir şey söyleyemem. İkinci ajan olduğunu biliyoruz zaten. O zaman biz onu uyduralım. ax kare artı bx diyelim. Şimdi ben fonksiyon üzerinde iki tane nokta yakaladım. Bir tanesi 2'ye 2 noktası. Bir tanesi de 3'e. Şimdi burası absis 3. Burası da ordinat olduğuna göre 3'e 4 noktası. Yani ben fonksiyona 2 yazdığımda da f2 eşittir 2'yi verecek. O zaman 4a artı 2b eşittir 2. Fonksiyona 3 yazdığında da 4'ü verecek. 3 yazarsak 9a artı 3 de kaç geldi arkadaşlar? Değil mi? 9a artı 3 de 4 geldi. Şimdi burada ne yapalım? Üsttekini 2 ile sadeleştirirsem 2a artı b eşittir 1 yapar. Burası da 9a artı 3 de kaç yaptı? 4 yaptı. Bunu eksi 3 ile çarpar toplarsanız eksi 6a, 9a, 3a şuradaki b'ler birbirini götürdü. Burası eksi 3 1 yaptı. O zaman a'sı buradan kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. Şimdi fon şuraya yazalım mesela 1 bölü 3. Burası kaç oldu? 2 bölü 3. Kaç eklersen 1 yapar? 1 bölü 3. O zaman b'si de kaç oldu? 1 bölü 3 oldu. Demek ki benim fonksiyonum 1 bölü 3 x kare artı 1 bölü 3 x'miş. Bizden ne istiyor? G noktasından çizilen teğetin eti neyi mi? Yani mı diğer. Şimdi burası 2 noktası olduğuna göre f'in türevinde 2 istiyor. O zaman ben bu fonksiyonun türevini alır. 2 bölü 3 x artı 1 bölü 3. x gördüğüm yerde ne yaparım? 2 yazarım. 2 yazdıkları ne oldu? 4 bölü 3 bir daha. 5 bölü 3 yaptı diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Şimdi biz neyi kullandık? İkinci yaşam fonksiyon polinomu olduğu için. Hani a x kare artı b artı c'dir dedik ama. Parabol e, orijinden geçtiğine göre sabitlerim yoktur. O zaman fonksiyonu bu şekilde ilan ettik. Üzerinde iki tane nokta varmış. 2'ye 2 ve 3'e 4 onları biz buradaki oranlardan yakaladık. Bir tanesini ağırlık merkezinden yakaladık. Onları da fonksiyon üzerine sağlatarak yazarak fonksiyonu bulduk. Burada bize bizden istediği şey neydi? F'in türevinde 2 idi. Biz de gittik türevine ne yazdık? 2 yazdık arkadaşlar. 51'in sorunun çözümü bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi 52. soruya. Şimdi 52. soruda bize diyor ki 3'e k noktasından bir t'ye çekmişim f fonksiyonuna. E tamam. G fonksiyonu da burada ilan etmişim. Türevinde 3 kaçtır demiş. O zaman biz ne yapıyoruz? Buranın türevini alalım. G'nin türevinde x. Şimdi orada bir kuvvet fonksiyonu var. 3'ü çektirelim. 2 çarpı fx çarpı f'in türevinde x. Tamam. Artı 2 tane f'in türevinde x. Kaç yazacağız? 3 yazacağız. O zaman ne yaptı? 2 tane f3 çarpı f'in türevinde 3 artı 2 tane f'in türevinde 3 geldi. Şimdi f3 demek aslında bu noktanın ordinatı yani k demek. O zaman burası neymiş? K'ymış. F'in türevinde 3 de bu teğetin eğimi demek. Ha şuradaki üçgenden ben eğim bulurum. 1 bölü 2 bölü 1'den ne gelir burası? 1 bölü 2 gelir. Burası da 1 bölü 2 gelir. Şimdi orayı bir düzenleyelim. 2 çarpı k çarpı 1 bölü 2 artı 2 çarpı 1 bölü 2. Yani ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. K artı 1 mi geldi? Benim o zaman neyi bulmaya ihtiyacım var? Şuradaki K değerini yani şu noktanın ordinatını bulmaya ihtiyacım var. Peki bakalım nasıl yapsak nasıl yapsak? Ya e hocam benzerlikten yapsak. Mesela bunun eğimi 1 bölü 2 mi? Evet karşı bölü komşudan. Evet 1 bölü 2. Burası kaç birim? 4. O zaman burasının kaç olması beklenir? 2 olması beklenir. Hani karşı bölü komşusu 1 bölü 2 ya. Şuradaki üçgende. O zaman aynı eğime sahip olduğuna göre doğru. Orası da kaçtır? Yani burası da kaçtır? 2'dir. O zaman 2 artı 1'den de cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 3 gelir diyebiliriz. G'nin türevinde 3 kaçmış? 3'müş. Yani 52. sorunun da cevabı C'ye yanmış. Şimdi geldik 53. sorumuza. Şimdi fx eşittir x kare parabolünü vermiş. Parabolü eksi 2'ye 4 noktası çizilen normal erisi parabolü b noktası da kesiyor demiş. Peki b noktasının apsisini sormuş. Şimdi aslında bu parabol parabole teğet çekmiş şunlar birbirine eşit. Bu bilgi bizde var. Önceki sorulara da bu oldu. bundan örnekler yapmıştım. Şimdi bu noktanın ordinatı 4. Şimdi burası eksi 2 ise burası uzunluk olarak 1 1. O zaman bu teğetin eğimi şuradaki üçgenden öğrenilebilir. O üçgende eğim ne? Karşı bölü komşudan 4 ama doğrunun eğimi ne? Eksi 4. Peki bu arkadaş teğetin normali mi? Aynen. O zaman bu teğetin normaline de biz şimdi bunun eğimi eksi 4 ise bunun eğimi nedeni diyelim? 1 bölü 4 diyelim. Şimdi A noktası da var mı güzel kardeşim? Var. A noktası kaç? Eksi 2'ye 4. Peki. Şimdi. Şimdi biraz parabol kokacak soru. Bakın. Benim eğimim var. Noktam var. O zaman ben bu ikisinden şu doğrunun denklemini ne yapabilirim? Üretebilirim. Y eksi 4 eşittir 1 bölü 4 parantezinde x eksi 2 x eksi eksi 2. O zaman ne yaptı? 4'ü bu tarafa çalalım. 4y eksi 16 eşittir x artı 2. Hepsini sağ tarafa atarsanız x eksi 4y artı 18 eşittir 0. Bu ne? Bu doğrunun denklemi. Peki iki fonksiyonu birbirine eşit dediğimizde kesiştiği noktaları buluyor muyuz parabolde? Ya da herhangi bir yerde. O zaman benim burada y'yi yalnız bırakmam lazım. Yani fonksiyonunu söyleyeceğim çünkü. Yani ne yapacak orası? x artı 18 bölü 4 mi yaptı? Aynen. O zaman bu fonksiyon yani doğrunun e, fonksiyonu x artı 18 bölü 4'müş. E benim parabolümde x kare. O zaman ne yapalım? x kare ile x artı 18 bölü 4'ü birbirine eşitleyelim. Ve böylece kesişikleri noktaları bulalım. İçler dışlar 4x kare eşittir x artı 18. Hepsini sola çaldım. 4x kare eksi x eksi 18 eşittir 0'dır. Doğru. Mesela... Burada bir denklem çıktı ya. Bu denklemin kökleri parabolle doğrunun kesiştiği noktalar. Bir tanesi kaç aslında? Eksi 2 mi? Peki bunun kökler toplamı ne? Aa bu tuşu bulduramadım. Kökler toplamı ne? 1 bölü 4. Bunlardan bir tanesi eksi 2 mi? O zaman bunu öbür tarafa atarsanız artı 2 yazar buraya. O da kaç yapar? 9 bölü 4 mü yapar? Demek ki şu nokta yani B noktasının apsisi kaçmış? 9 bölü 4'müş. Yani Türev yaptıktan sonra birden nereye sıçradık? Parabole sıçradık. Parabol bilgimizi kullandık. Parabolle doğrunun denklemlerini birbirine eşitleyerek ne yaptık? Kesiştiği noktaların absistlerini bulmaya çalıştık. Kökler toplamından da oradan yürüdük. Peki bakalım. Şimdi geldik 54'e. 54'te bir tane parabol vermiş. Y eşittir 4 eksi x kare parabolü. ABC'de kareymiş. 1'e 3 noktası da T etmiş. Burası 1'e 3 noktası. Peki hocam ben bu fonksiyonun türevini alsam ne yapar? Eksi 2x yapar. Türevine 1 yazarsam eksi 2 yapar ve ben bu doğrunun eğimini buldum. Yani şuradan dik attığımda şu üçgen de karşı bölü komşuda bana ne yapar? Yardım eder. Mesela burası 1. Burası 3. Eğimle Eksi 2. O zaman karşı bölü komşunun eksilisi. Yani burası ne yapsın? 3 bölü 2 yapsın. Doğru mu? Ve dik kenarlarından biri diğerin iki katı ise hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. O zaman burası 3 kök 5 bölü 2 yapar. Ve bizden istediği şey nedir? Bu karenin alanıdır. O zaman bir kenarı 3 kök 5 bölü 2 ise, bunun karesini aldığınızda alanı da bulacaksınız. 9 5 45 bölü 4. Var mı da var. Doğrucağımız ne geldi? Denizi geldi diyebiliriz. Bu da 54'ün sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 55'e artık testimizde ve geometrik yorumdaki soru çözümlerimizde son sorularına şimdi y x üzeri n gibi bir burada ne yapmış? Bir fonksiyon grafiği vermiş. Bakın en çift. x kare de olabilir. Bu x üzeri 4 de olabilir. x üzeri 8 de olabilir ve bu böylece aslında hepsinin grafikleri aynı sadece kuvveti arttırdıkça kollar biraz daha ne yapması lazım? Y eksenine yaklaşması lazım. Peki sonra bu bizim bildiğimiz klasik bir hareket yapmış. Buradan bir tane t çekmiş. Tamam. Tabii biz burası 2 olduğu zaman bunlar eşittir diye biliyorduk. Şimdi öyle bir şey söyleyemeyeceğim çünkü buradaki kuvveden. O zaman biz ne yapalım? Bu noktadan türev alıp bu doğrunun eğimini bulalım. Aynı zamanda şuradaki üçgenden karşı bölü komşu yapalım. Eğim bulalım sonra onları birbirine eşitleyelim. Fonksiyon üzerinde olan A noktasından çizilen teğet x ekseni B noktasında kesiyor. 5 tane BC OB'ymiş. OB'ye o zaman ne diyelim? 5K diyelim buraya K diyelim. Olur mu? Peki o zaman cığıma. Buradaki benzerlikten mesela bu nokta fonksiyon üzerindeyse ben o zaman 6K ise buraya ordinat olarak ne yazayım? 6K'nın en inci kuvveti yazayım. O zaman bu doğrunun eğimine de karşı bölü komşu 6K üzeri N bölü ne diyeceğim? K diyeceğim. Teğetin eğimi. Bu aynı zamanda fonksiyonun türevini aldığımızda hangi fonksiyonun? Bunun türevini alıyoruz. N çarpı x üzeri n eksi 1. Sonra da ne yazıyoruz? Bu arkadaşı çünkü bu noktadan teğet çektiğimiz için onun apsisini ne? Onun apsisi ne? 6k. Değil mi? 6k. O zaman türevine 6k yazıyoruz. N çarpı 6k üzeri n eksi 1. Neye eşit? Şimdi bu teğetin eğimi. E ben teğetin eğimini burada da buldum. O zaman ben kendime şöyle birazcık yer açayım. Ne oldu? N çarpı 6k üzeri n eksi 1 eşittir. 6k üzeri n bölü k. Şunun bir tanesini aşağı indireyim isterseniz. n çarpı 6k üzeri n bölü 6k diyelim. Bu da ne gelecek? 6k üzeri n bölü k. Şunlar birbirini götürsün. Şuradaki k'lar da birbirini götürsün. O zaman n kaç eşit olsun? 6 eşit olsun. Ya bizden istediği neymiş? endi onun da cevabına geldi arkadaşlar 6 geldi. Yani aslında ben pratikte yaptığım şeyi burada ispatlamış oldum bir kez daha. Bu soruyu koymamın sebebi de bundan dolayıydı. Yani aslında ne yapabiliriz? Bu şekilde biz bildiğimiz bir şey bakın bu kadar işleme falan filanı var. Orada biz pratini kullanıyoruz. Karşıda çıkarsa ha süper. Beni anarsın. Eyvallah deriz. Tamam? ...geldik 56 ya. 56'da ne yapmış? Bir tane parabol var. Bu parabole dışarıdaki 1'e eksi 3 noktasından teğetler çekmiş. Değil mi? A ve B noktaları arasındaki uzaklık ve bu eğriyi de A ve B noktalarında kesiyormuş bu teğetler. Şimdi mesela buraya x1 desek. Ben bu fonksiyonun türevini alsam. F'in türevinde x1. Ne yaptı? 2x1 yaptı. Ben neyi buldum güzel kardeşim? Bunun eğimini buldum. Peki ben buraya x1 yazdığımda burası x1'in karesi yapıyor mu? Sonuçta noktayı tamamladım ya. Şimdi bu nokta iki noktadan geçen doğrunun eğiminden yürüse yani y'ler farkı x1 kare eksi eksi 3 artı 3 bölü x1 eksi 1 bana neyi verecek? Teğetin eğimini. Yani aynı zamanda 2x1'i verecek. Bunları içler dışlar yapalım. x1'in karesi artı 3 eşittir 2x1'in karesi eksi 2x1. Hepsini sağ tarafa toplarsak x1'in karesi eksi 2x1 eksi 3 eşittir 0. Buradan x1 ya 3'tür ya da kaçtır güzel kardeşim? Eksi 1 midir? Ya 3'tür ya eksi 1'dir. Bak hasta sen ne buldun? Sen iki noktayı da aynı anda bulmuş oldun. Çünkü sen bu sefer buraya x2, x2'nin karesi yazacaksın ya. Ya da fark etmez sen buraya x1 yaz. Yine aynı aynısını yapacaksın. Bir şey değişmeyecek ki. Yani Buradan yapsam, burada da yapsam bulduğum iki tane kök var ya işte aslında sen buraları bulmuş oluyorsun. Senin buldukların buraları. Yani bir noktanın apsisi eksi bir diğer noktanın apsisi de kaçmış yanlış olmasın yalnız. Yerleri yanlış olmasın. Mesela A'nın apsisi kaçmış? 3'müş. B'nin de apsisi kaçmış güzel kardeşim? Eksi 1'miş. E bunlar fonksiyon üzerinde olduğuna göre sağlarlar. Yani 3'e 9'a eksi 1'e bir noktaları. Senden de bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı 4 ün karesi artı y'ler farkı 8'in karesinin karekökü. Kaç geldi buradan? 4 kök 5 geldi diyelim mi? Üçgende. Aynen. Ve böylece 56. sorumuzda çözümünü yapmış olduk. Ve geldik 57. soruya. 57. soruyla beraber geometrik yorumdaki soru çözümlerimizi tamamlıyoruz. Bu 6. video oldu arkadaşlar biliyorsunuz. 57 tane soru çözdük. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası sizin için. E, Yıldız koyduğunuz not ettiğiniz sorular vardır mutlaka onlara ilerleyen süreçte tekrardan ne yapabilirsiniz geri dönebilirsiniz ya da geometrik yorumla ilgili tekrar soru çözmek istiyorum tekrar yapmak istiyorum derseniz bu soruları ne yapabilirsiniz tekrardan çözebilir yapamadıklarınızı benden seyredebilirsiniz bir sonraki konumuz artan azalan fonksiyon ve ekstrem noktalar olacak soru çözümlerle ilgili bilginiz olsun İsterseniz hemen şu soruyu çözerek ne yapalım geometrik yorumdaki soru çözümümüzü tamamlamış olalım şimdi bir tane eğri vermiş Peki. Bu eriye ne yapmış? Bir tane teğet çekmiş. Tamam. Aslında bizim pratikten verdiğimiz bir soru ama pratikten çözmek istemeyeceğim şu an. Normal klasik klasik çözelim. A verirse A küp artı 16 yapar. O zaman mesela ben buraya da B yazarsam burası da B küp artı 16 yapacak. Doğru mu? Şimdi fonksiyonun türevini alsak. Çünkü bu noktada teğet olduğuna göre fonksiyonun türevini alıp A yazsak Neyi verecek bana? Teğetin eğimini verecek. O zaman f'in türevinde a eşittir 3a e kare. Bu doğrunun eğimi. Aynı zamanda bu iki noktan geçen doğrunun eğiminden de biz ne yapabiliriz? Teğetin eğimine ulaşabiliriz. O zaman y'ler farkı bölü x'ler fark. Neyi verecek bana? Teğetin eğimini verecek. Şunlar birbirini götürsün. O zaman a küp eksi b küp bölü a eksi b eşittir. 3a e kare yaptı. Şimdi bir içler dışlar yapmadan önce şurada bir sadeleştirme yapalım isterseniz. A eksi B parantezinde üst taraf iki küp fark. Niye yapmayayım? A kare artı A B artı B kare. Alt tarafta da A eksi B var. Onlar birbirini götürdü. Ben bunları sadeleştirdim. 3 A kare yaptı. O zaman buradan ne diyelim? A kare artı A B artı B kare eşittir 3 A kareymiş. Ne yapalım? Hepsini sağ tarafa atalım. 2 A kare eksi A B eksi B kare eşittir 0 bunu da çarpanlara ayırsak 2a'ya b'ye b. Burası eksi burası artı. O zaman ne geldi arkadaşlar? a eşittir b geldi ya da a eşittir eksi b bölü 2 geldi. Ya da şöyle düşünebiliriz. b eşittir eksi 2a geldi ya da b eşittir a geldi diye düşünebiliriz. E zaten b a'ya eşitse o nokta bu nokta olmuş olur ki o olmaz. O zaman b'si ne olacak? Eksi 2a olacak. Yani burası ne geldi? Eksi 2A geldi. E zaten ben de öyle söylüyordum ama hani kökler mesela burası 2 ise 2, 2, 4. Diğeri de otomatikman ne gelecek? Bunların toplamının zıt işaretlisi geliyordu. Çünkü kökler toplamı 0'dı diyebiliriz. Neyse burası eksi, burası eksi 2A geldi. O zaman eksi 2A yazarsak da ne gelecek? Eksi 8 aküp artı 16 gelecek bu noktanın ordinatı. Şimdi bu nokta Aynı zamanda bu doğrunun üzerinde aşağı indirdiğimde bakın şuradaki üçgenden de ben karşı bölü komşu yaparak eğim ulaşabilir miyim? Ulaşırım. Yani aküp artı 16'yı değil mi? Ordinatı aküp artı 16. Bunun apsisi ne? A. Aküp artı 16'yı A'ya bölersem eğime ulaşırım. Eğimde neydi? 3A kareydi. Bunu 3A kare eşitlersem ne oldu arkadaşlar? 3 aküp eşittir. Aküp artı 16. 2 aküp eşittir. 16. 16. A küp 8. A'mıza kaç geldi? 2 geldi diyebiliriz. B noktasının apsisini soruyordu. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? X4 gelecek diyebiliriz. Ve böylece 57. sorunun çözümünü beraber yapmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.